Her gün kullandığınız Instagram en fazla ne kadar tehlikeli olabilir diye hiç düşündünüz mü? Telefonumuzu açıp Instagram'a her girdiğimizde gerçeklikten uzak, hatta çoğu zaman rüya gibi yaşamlar, olaylar, hatta insanlar görürüz. Her kaydırmamız, izlediğimiz her hikaye bize olabildiğince parlak, ışıltılı ve aydınlık görüntüler gösterir. Sonuçta internette herkes olmak istediği gibi, hayallerindeki gibi gözükür, değil mi? Fakat yaşam ikilikten oluşur. Yani karanlık olmadan aydınlığı, kabuslar olmadansa rüyaları asla tanımlayamazsınız. İşte tamamen aydınlık bir rüya gibi gözüken Instagram'ında ne yazık ki mide bulandırıcı, tehlikeli ve gerçeküstü bir karanlığa sahip, kabus gibi bir yanı da var. Smartschoolboy 9 adındaki bir Instagram hesabı. Karanlık bir Instagram kabusunun vücut bulmuş hali. Peki ne bu kadar karanlık olan? Görünürde Instagram'da bulunan p***leri ihbar eden bir annenin Instagram profili gibi gözüken bir hesap, karanlık olansa hesabın paylaştığı görüntüler, takipleştiği insanlar ve hizmet ettiği sapkın bir amaç. Hepsi birbirine benzeyen, ana temalarında okula giden çocuklar olan, genellikle çocukların Instagram hesaplarının yorumlarında bulunan bu çocuk hesaplarının arasından birisi bir çocuk değil ve işte her şey de burada başlıyor. Basit bir internet gizemi gibi gözüken bu olay son birkaç yılın en sapkın, en karanlık ve en tehlikeli internet olaylarından birisi. Ve emin olun hazır değilsiniz. Birazdan dinleyeceğiniz hikaye, yıllardır internette yaşanmış en uç olaylarla ilgili bile videolar ve araştırmalar yapan benim bile midemi bulandırdı ve rahatsız etti. O yüzden lütfen bu videoyu kendi sorumluluğunuzda izleyin. O halde hazırsanız, siz videoyu beğenip abone olup yorum atarak beni mutlu ederken, ben de size basit bir Instagram hesabının büyük bir zincirini ve yıllardır yakalanamamış yamyam pedofil bir katili nasıl ortaya çıkardığını ve tüm bunların nasıl başladığını anlatayım. Ben Baso. Hazırsanız başlıyoruz. Her şey 5 ay önce Reddit'te bulunan Instagram subredditinde bir kullanıcının karşılaştığı garip bir Instagram hesabıyla ilgili paylaştığı bir gönderiyle başladı. Gönderide Instagram'ın Reels kısmında gezinirken garip bir videoyla karşılaştım ve bu beni gönderilerinde yapay zeka kullanan ve okula gidiyormuş gibi giyinen insanlarla dolu tuhaf, garip bir çukura sürükledi. Hepsinde yüksek topuklu ayakkabılar var gibi gözüküyor. Bu bir age play fetişi mi yoksa daha karanlık bir şey mi bilmiyorum, fakat ben bu konu hakkında cevaplar arayacağım. İsteyenler de araştırmama katılabilir yazıyordu. Kullanıcının paylaştığı fotoğraflar tam anlamıyla kan dondurucuydu. İlk paylaştığı hesap ve profil Truthsticks11, ucu büyük bir karanlığa çıkan bir tavşan deliğine girişin ilk adımıydı. Profilin açıklamasında muhteşem bir çocuk, hesap benim yani anonim kalmayı tercih eden üniversite mezunu bir anne tarafından yönetiliyor yazıyordu. Hesapta paylaşılanlara bakıldığındaysa gerçekten çocuğu için hesap açmış bir annenin hesabına benzeyen şeyler paylaşılıyordu. Hesabın ilk paylaşımı 3 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştı. Bu paylaşımda Truthsticks hesabını yöneten anne, Abdullah Çakır adındaki bir hesabı bir çocukmuş gibi davranarak çocukları avlayan bir sapık olmakla suçluyor ve diğer ebeveynlerle çocukları uyarıyordu. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. İşin garibi, hesabın yaptığı ilk paylaşımların çoğu Abdullah Çakır adındaki bu hesabın diğer hesaplarını ifşalamak üzerineydi. Bir sonraki paylaşımında Sod of 12, başka bir paylaşımında Points of adlı hesapları Abdullah Çakır'ın hesapları olmakla suçluyordu. Hatta söylediğine göre Abdullah Çakır ismi özellikle seçilmiş bir akronimi, yani kısaltmaydı. Çakır'ın yazılışında C, H ve A harflerinden C harfinin yamyamlık anlamına gelen kanibalizm, H harfinin nefret anlamına gelen hatred, A harfinin ise aktif anlamına gelen aktif. Yine aynı şekilde hesabın adının devamındaki K, I ve R harflerinin ise King in Ritual, yani ritüelde öldürmek anlamına geldiğini söylüyordu. Truthsticks11 hesabının söylediğine göre Abdullah Çakır tıpkı bir çocuk gibi davranarak başka çocukları avlayan, onları kandıran ve ardından onları bir ritüel için öldürmek isteyen fili bir yamyamdı. Hesabın ilk paylaşımlarının hepsi de tam olarak bu çizgide ilerliyor. İnternetteki diğer ebeveynlere bu tarz sapkınlardan nasıl korunabilecekleriyle ilgili bilgiler veriyor. Hatta ona özelden teşekkür eden ebeveynler olduğunu söyleyerek bunu onların geleceği olan çocukları korumak için yaptığını söylüyordu. Paylaşımların geneli bu biçimde ilerledikten sonra Truthsticks hesabını yöneten anne çocuğunun fotoğraflarını da paylaşmaya başladı. İlk fotoğrafta telefonla konuşan bir çocuk fotoğrafı paylaşan Truthsticks, daha sonra aynı çocuğun okulda öğretmenlerine ödevlerini gösterirken ve tahtada sunum yaparken fotoğraflarını da paylaşmıştı. Tek gariplik, hesabın yaptığı her paylaşımda öyle ya da böyle konuyu p***lere getirip pedofil ile ilgili çok detaylı bilgiler vermesiydi. Örneğin hesabın paylaştığı ilk görsellerden birisi olan telefonla konuşan çocuk görselinin açıklamasında çocuğa telefon eğitimi verdiğini ve telefon yoluyla çocuklara nasıl ulaştığıyla ilgili detaylı bir yazı vardı. Fakat asıl garip olan, hesabın paylaştığı çocuk resminin ilk paylaşımlarda normal bir çocuk resmiyken, paylaşımlar arttıkça daha garip, bozuk ve korkutucu bir çocuğa dönüşmesiydi. Fotoğraflar bir yapay zeka yardımıyla yapılmışçasına garipleşiyor ve çocuk çok farklı, garip, iğrenç pozisyonlarda görünüyordu. Kesinlikle ekranda göstermeyeceğim bu pozisyonlardan bazılarıysa yapay zeka kullanarak yapılmış, bu çocuğun üstsüz olduğu veya müstehcen pozisyonlara sokulduğu görsellerden oluşuyordu. Bunların yanı sıra özellikle hesapta paylaşılan her fotoğrafta deri çizmeler ve deri topuklulardan bahsediliyordu. Paylaşımlar her ilerlediğinde, her yeni paylaşım yapıldığında çocuğun suratı daha da garipleşiyor, daha da bozuluyor ve daha da korkutucu bir hal alıyordu. Genelde bir kolaj biçiminde paylaşılan fotoğrafların sağ ve sol taraflarında yazılan yazılarsa, bu hesabı takip eden diğer çocuk hesaplarını kandırmak için yazılmış deri çizme giymenin ve müstehcen pozlar vermenin bir çocuk için çok iyi olduğunu yazan mesajlarla doluydu. Kısaca apaçık bir şekilde belli olacak ki Truthsticks11 hesabı çocukları kandırarak kendi ağına çekmek isteyen bir tarafından yapılabilecek en sapkın biçimde yönetiliyordu. Onlara güvende hissettirecek bir anne, bir çocuk profili oluşturuyor, onları tehlikelere karşı uyarıp güven kazanıyor, ardından onları asıl tehlikeye, yani kendine çekiyordu. Buraya kadar dinlediğiniz kısım, buzdağının sadece görünen kısmı. Çünkü Truthsticks hesabını inceleyen insanlar, hesabın takip ettiği diğer Instagram kullanıcılarına baktıklarında buzdağının ne kadar büyük olduğunu fark ettiler. Zira aynı yapıda yapay zeka ile yapılmış çocuk fotoğrafları paylaşan onlarca, hatta yüzlerce hesap vardı. Ve hepsinin yapısı aynı ilerliyordu. Önce başka profilleri ifşa ederek güven kazanma, sonraki adımda çocuk fotoğrafları paylaşma ve gittikçe bu fotoğrafların garipleşip cinselleşmesiyle beraber deri çizme giymenin ve müstehcen pozlar vermenin iyi bir şey olduğuna dair telkin içeren mesajlar. Bu hesapları kesinlikle ve kesinlikle bir ebeveyn veya bir çocuk yönetmiyordu. Peki bu hesapların ardında kimler vardı? Eğer bunun kötü ve korkunç bir internet şakası veya bir alternatif gerçeklik oyunu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Truthsticks hesabının takip ettikleri listesinde bulunan aynı yapıdaki yüzlerce hesabın arasında tüm bu olayın ne kadar karanlık olduğunu ortaya çıkaracak bir hesap gizliydi. Smartschoolboy 9. Söylediklerimi hatırlayın. Truthsticks ve takip ettiği diğer hesaplar çocuğunu koruyan bilinçli bir ebeveyn gibi davranıyor, diğer ebeveynler ve çocuklarla etkileşime geçiyor ve ardından çocukları olduğunu iddia ettikleri yapay zeka ile hazırlanmış çocuk fotoğraflarını uygunsuz biçimlerde oluşturup paylaşarak çocukları tuzağa düşürmeye çalışıyorlardı. Smartschoolboy da bu hesaplardan biriydi. Fakat tek farkı, paylaştığı fotoğraflar gerçekti. Fakat gerçek olan bu fotoğrafların bir çocuğun müstehcen biçimlere girdiği gerçek fotoğraflar olduğunu düşünüyorsanız, hayır, durum çok daha kötü. Gerçek olan bu fotoğraflardaki kişi, Truthsticks ve diğer hesapların tam olarak anlattığı ve hakkında uyardığı o kişiydi. Bir çocuk kılığına girmiş, kendini bir çocuk zanneden bir kişi. İngiltere'deki okul kıyafetini giymiş, suratını bembeyaza boyamış, dudaklarına kalın, kırmızı bir ruj sürmüş ve dilini dışarı çıkarmış sapkın, kocaman bir adam. Tıpkı Truthsticks11 ve ona bağlı diğer hesaplarda paylaşılan o garip çocuk fotoğraflarına birebir benzemeye çalışıyor ve internet kullanan her çocuğun gönderilerinde beliriyordu. Onları pedofiliye karşı uyarıyor, onlara yakınlaşmaya çalışıyordu. Tehlikenin kaynağı insanları tehlikeye karşı uyaranlarla beraberdi. Bu nasıl sapkın bir zincirdi anlaşılamıyordu. Yetmezmiş gibi hesabın paylaşımları da mide bulandırıcı cinstendi. Bir videoda kendini okuldan gelmiş gibi kaydederken, başka bir videoda okula giderken kendini çekiyordu. Başka bir videodaysa aynaya bakarak kendini tatmin ediyor ve ağzıyla garip sesler çıkarıyordu. Videoların hepsi ev içinde çekildiğinden bunu garip bir fetiş gibi değerlendirebilirsiniz. Fakat bu adam bu kılıkla dışarıda çıkıyor ve dışarıda da videolar çekiyordu ve en garip olan şeyse bu adamın da deri çizmelere takıntısı vardı. Gönderilerin bazılarındaysa dışarıda çekilmiş çocuk fotoğrafları yer alıyordu. Yani bu adam toplum ve çocuklar için ciddi bir tehlikeydi ve kimse farkında değildi. Çünkü hesabında paylaştığı videolardan birinde açıkça dışarıdaki 9 yaşındaki bir çocuğu kovalıyordu. Ayrıca yine hesabında paylaştığı bazı çocuk fotoğraflarını internette arattığınızda fotoğraflara dair hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü sapık herif fotoğrafları kandırdığı ve arkadaşlık kurduğu çocuklardan alıyordu. Ama her nasılsa başına hiçbir şey gelmiyordu. Ta ki Reddit'e düşene kadar. Fakat videoya devam etmeden önce birazcık nefes alabilmeniz için bir sponsor molası. Love Power Movement projesiyle ilk kez Twitter'da gezinirken tanıştım. Büyük kripto influencerlarının da destek verdiğini gördüğüm bu proje bana NFT'lerin patladığı dönemi hatırlattığından projeyi inceledim. Love Power Movement, kripto cüzdanınızı bağlayarak kayıt olduktan sonra kendi NFT'lerinizi oluşturup satabildiğiniz bir siteye sahip. Ayrıca bu proje tamamen topluluğu tarafından yürütülen, NFT üreticilerini finansal olarak destekleyen bir proje ve kendi kripto para birimleri de var. Proje staking havuzu, affiliate programı, NFT üretip satma gibi özelliklere sahip, güzel bir NFT deneyimi sunan bir proje. Token'ın büyüme potansiyeli ise CoinMarketCap'taki grafiklerde görülebiliyor ve token BitGet ve BingX gibi büyük borsalarda halihazırda zaten listelendi. Şimdi Love Power Market'i incelemek için doğru zaman. MetaMask veya başka bir cüzdan indirip Ethereum alarak BitGet veya BingX'te Love Power Movement tokeni ile takas yapabilir ve projeyi inceleyebilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var. Kripto para birimleri ve NFT'lere yatırım yapmak doğası gereği riskli faaliyetler. O yüzden araştırmanızı yapmadan hareket etmeyin. Kripto paralar ve NFT'lerin performansı değişken olabilir. Yani bu kısım bir yatırım tavsiyesi değildir. Buraya kadar dinlediğiniz için size ve sponsor oldukları için Love Power Movement'a teşekkürler. İşte bu konunun Reddit'e düşmesi dünya çapında büyük bir insan avına sebep oldu. Fakat bulunanlar bu korkunç zihinli sapkın pedofilinin düşünenden daha karanlık bir geçmişi olduğunu ve çok daha iğrenç şeyleri ortaya çıkardı. Hesabı ve bu adamı araştırmaya başlayan kullanıcılar Smartschoolboy'un yorumlarında yeni bir hesap keşfettiler. Keşfettikleri bu yeni hesabın adıysa Stephanie Schooley'di. Stephanie 14 yaşındaki bir kız çocuğu olarak kendini tanıtıyor, şiirler paylaşıyor ve şiirlerinde devamlı David adında birinden bahsediyordu. Stephanie'nin paylaşımları da yine aynı sapkınlık ve bozuklukta yapay zeka ile yapılmış bir kız çocuğunun görsellerinden oluşuyordu. Özellikle Truthsticks11, Stephanie Schooley ve Smartschoolboy 9 hesapları sık sık birbiriyle iletişime geçiyordu. Ve Stephanie'nin birden fazla hesabı vardı. Bu hesaplardan biri ise Stunning Stephanie'ydi. Ve bu hesabı incelerken insanlar olayı daha karmaşık ve karanlık bir hale getirecek yeni bir gerçek buldular. Stephanie'nin gerçek fotoğrafını. Smartschoolboy hesabının ardındaki kişi her kimse, Stephanie hesabının ardındaki kişi de aynıydı. Bu sefer yine aynı adam suratını beyaza boyamış fakat ekstra olarak bir peruk takmış ve etek giymişti. Yine aynı şeyi yapıyordu. Çocuklarını Instagram hesaplarının altında beliriyor. Onlarla başka bir çocukmuş gibi iletişim kurmaya çalışıyordu. Bu seferse bir kız çocuğu olarak. Hızlıca internette Smartschoolboy 9 ve Stephanie Schooley hesapları ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Herkes bu sapkın adamla ilgili bulgular arıyordu. Yorum yaptıkları çocukların profillerini bulup onları bu adamla ilgili uyarıyordu. Bir yandan paylaşımların artmasıyla insanlar Smartschoolboy 9 hesabına mesajlar atarken başkaları da paylaştığı videolardan konumunu ve adamın kimliğini arıyordu. Tüm bunlar olurken hiç beklenmedik bir şey yaşandı ve Smartschoolboy 9 hesabından bir cevap geldi. Kaçmak, hesabı kapatmak, delil karartmak varken Smartschoolboy 9 kendine yazan herkese cevap vermeye başlamıştı. Ama 10 yaşında bir erkek çocuğu olarak. Kendisine yazan herkese pedofillikle suçluyor, onların kendisini manipüle edip kandırmaya çalıştıklarını söylüyor, hatta onları şikayet etmekle tehdit ediyordu. Hesabın arkasındaki adam her kimse bir çocuk olduğuna çok inanmıştı. Fakat daha da garip bir şeyler oldu. Smartschoolboy 9 hesabının Stephanie Schooley ve Stunning Stephanie gibi birkaç hesabı daha olduğunu söylemiştim. Aynı adam tarafından yönetilen diğer hesaplar birden Smartschoolboy 9'u linçlemeye başladı. Hatta onunla ilgili bilgiler bile verdiler. Adının David olduğunu, 50 yaşında olduğunu, bir pedofile olduğunu, internette çocuk avladığını söylediler. Onunla dalga geçtiler. Kafanız karıştı değil mi? Hadi daha açıklayıcı bir şekilde anlatayım. Truthsticks hesabının videonun başındaki ilk paylaşımına Abdullah Çakır'a dönelim. Sesini dinleyin. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. 50 yaşındaki bir adamın sesini inceltmesine ne kadar benziyor değil mi? Aslında en başından beri anlattığım tüm hesaplar David'e yani Smartschoolboy 9'a ait. Bu videonun içerisinde gösterilmiş her ekran görüntüsü, oluşturulmuş her yapay zeka çocuk görseli, yapılmış her paylaşım, atılmış her yorum, Truthsticks hesabı, Stephanie Schooley, Sonic Stephanie, Smartschoolboy 9 hepsi David'e ait. David yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunun aslında farkında. Şu güne kadar her bir ebeveyn tarafından yakalandığında hesaplarını diğer hesapları yardımıyla ifşalamış ve yeniden saygınlık, güven kazanarak seri bir şekilde yaptığı pedofilliğe devam etmiş. Yani buna göre Truthsticks11 hesabı da Abdullah Çakır hesabı da ona ait. Ve kendi beyanına göre David'in yani Smartschoolboy 9'un çocuklara ilgi duymasının sebebinin ardındaysa insanlığa karşı nefret ve bir ritüel için öldürme amacı yatıyor. Kendini ihbar ettiği diğer paylaşımlara göre ise Monaco'daki 14 yaşındaki bir kız çocuğuna fotoğraf göndermesi için para bile teklif etmiş. Tüm bu zincir Açılan yüzlerce hesap, yazılan binlerce yorum ve yapılmış binlerce paylaşım. Hepsi tek bir kişi tarafından yapılmış. Peki kim bu adam ve neden böyle bir şey yapıyor? David Walter Alt'la tanışın. 59 yaşında, İngiltere'de yaşayan Kenya kökenli, melez, vitiligo hastalığına sahip, abdominal obez, kel ve gözlüklü bir sapık. 1965 doğumlu olan David Walter, varlıklı bir ailenin çocuğu. 1980'lerde Baso'ya erkekler okuluna gitmiş, 1980'lerde Grace Communion International adında bir Hristiyan mezhebine üye olmuş ve sapkın birisi olduğu gerekçesiyle kiliseden 1990 yılında atılmış. Zira David kiliseye üye olduğu andan itibaren papazın 14 yaşındaki küçük kızına normalden fazla ilgi duymuş ve bu kilisenin tamamı tarafından fark edilmiş. David 1992 yılında İngiltere'nin Yorkshire bölgesine taşınmış ve buraya taşındıktan sonra asıl sapkınlıkları baş göstermiş. David, Stephanie adıyla pek çok gazeteye, okula, okul kıyafetlerinin ve deri çizmelerin neden çok önemli olduğu ile ilgili şiirler, yazılar yazmış ve bu yazılara baktığınızda kesinlikle deli birisi tarafından yazıldığını düşünemezsiniz. Yazılan her yazı o kadar düzenli ve düzgün yazılmış ki bu bulguların hepsi David'in bir deli olmadığıyla, hatta düşündüğümüzden çok daha zeki olduğu ile ilgili çok ciddi bulgular. 2004 yılında ilk olarak 39 yaşındayken 14 yaşındaki bir kızı takip ettiği ve fotoğrafladığı için mahkemeye çıkarılmış. Fakat David mahkemeyi bir şekilde kandırarak davayı kazanmış ve bu olaydan asla ceza almamış. Gittiği her yerde haberlere çıkan David her zaman bir şekilde kandırmayı başararak bunlardan kurtulmuş. Örneğin bu haberde gördüğünüz kişi David, bir kız çocuğu gibi giyinip kızlarla konuşup onları rahatsız ediyor ve bundan dolayı soruşturma başlatılmış ama hiçbir sonuç alınamamış. Bu da onunla ilgili başka bir haber. 15 yaşında bir erkek çocuğu gibi davranarak oyun parkındaki diğer çocuklara yaklaşmış, onları fotoğraflamış. Bu konuyla ilgili de bir soruşturma açılmış ama yine sonuç alınamamış. Bunlar sonrasındaysa David olmak istediği kişi olabileceği tek yer internette saklanarak çocuk avına burada devam etmiş. Ve her seferinde interneti ve insanları manipüle ederek gölgelerin arkasına saklanmış. En korkuncu da ekranda gördüğünüz İngiltere'de tam olarak David'in yaşadığı bölgede bir cinayete kurban giden bir kız çocuğunun olması. Tıpkı David'in hesaplarında yapay zeka ile yaptığı çocuklara benzeyen, okula giderken deri çizme giyen ve cesede bulunduğunda deri çizmeleri kaybolmuş bir kız çocuğu. Hepsinden daha kötüsü de David şu an hala dışarıda, tutuklanmadı ve internette paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Artık internetin en dibiyle en yüzey kısmı tamamen karışmış durumda ve gün geçtikçe internet insanlar için güvensiz bir yer haline geliyor. Az önce de söylediğim gibi David'le alakalı hala bir aksiyon alınmış değil. David'in kendisine gelen linçleri, tehditleri de çok umursadığı söylenemez. Zira kişisel Facebook hesabında hala hiçbir şey yaşanmamış gibi normal paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Evinin lokasyonunu bulan bazı kullanıcılar evine tuğla atmasına rağmen David'in olanlara verdiği hiçbir tepki yok ve evine giden birkaç çocuğun aldığı bu görüntü ise kan dondurucu. İnternette yapılan araştırmalar David'in 1990 yılından beri böyle giyindiğini ve bu tarz hareketler yaptığını söylüyor. Bu kadar yılda kaç çocuğa zarar vermiş, kaç çocuğun psikolojisini bozmuştur bilinmez. Fakat internet sayesinde David'in yolun sonuna geldiği kesin. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Hoşça kalın. Bay bay.